Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ıspanaklı börek. Benim hemen sürekli böyle misafirlerim hazırladığım çok lezzetli bir börek. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. İlk önce böreğin sosunu hazırlayarak başlayacağım. 1 su bardağında 1 parmak eksik sıvı yağ, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ. Bu arada kullandığım su bardağı 200 milimlik. 2 adet yumurtayı da ilave edip çırpıyorum. Muhakkak su katmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Daha çıtır çıtır bir börek olması için muhakkak katın. Sosum hazır. Şimdi iç harcını, ıspanaklı kısmını hazırlayacağım. Şimdi şöyle hemen bir 600-700 gram kadar ıspanağı güzelce yıkadım. Sizinle birlikte hemen doğrayacağım. Şöyle çok böyle küçük doğramanıza gerek yok. Ben ıspanağı kavurmuyorum arkadaşlar. Böyle doğruyorum normal yemek yapar gibi. Sonra birazcık sıcak suyla hafif ovalıyorum. Suyunu döküyorum. İnanın çok lezzetli bir börek oluyor. Instagram'dan beni takip edenler birçok kez yapıyorum misafirlerime. Bu arada Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Oradan da böyle günlük hikayelerde yaptığım yemekleri paylaşıyorum. Şimdi ıspanağın hepsini doğradım. Yani şöyle sıcak suyu döküyorum. Böyle eliniz hafif değecek bir sıcaklık olsun. Ovalıyorum. Küçülecek zaten. Ondan sonra da süzgece koyup süzdüreceğim. İnanın hiç kavurmanıza gerek yok. Gayet lezzetli oluyor. Senelerdir de böyle yapıyorum. Böyle aşırı derecede küçülmesine gerek yok. Bu gayet iyi. Biraz da hatta tuz da koyabilirsiniz. İsterseniz de tuzlu olun. Ben tuzla değil böyle suyla oluyorum. Yani o kokusu gidiyor. Tamamdır. Şimdi süzüp getireyim. Yıkadım, süzdürdüm. Şimdi tekrar kabımın içine alıyorum. Üzerine bir tane büyüklerinden kuru soğanı doğradım. Küçük. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Tuz, karabiber, biraz da pul biber. Şöyle 2-3 dilim kadar da kaşar peynirini rendeleyeceğim. Beyaz peyniriniz varsa onu da koyabilirsiniz. Yoksa hiçbir şey koymayabilirsiniz. Şöyle birazcık rendelemem yeterli olacak. Tamamdır. Şimdi ben karıştırayım. Harcım hazır. Tamamdır, harcım hazır arkadaşlar. Şimdi böreklerimi sarıp fırına atma zamanı, en kolay kısım artık. Şöyle 5 adet yani 1 kilo yufkayla hazırlayacağım. Yufkamın bir tanesini alıyorum. Diğerleri kurumasın. Böreklik yufka arkadaşlar normal. Şöyle seriyorum. Böyle bir şekilde seriyorum. Sostan şöyle bir 6-7 yemek kaşığı kadar ortalama sostan döküyorum. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ardından tepsinizin büyüklüğüne göre, ben ortalama tepsime göre şöyle şu yanlardan katlayıp tekrar üzerine sos sürüyorum. Şu uç kısmı da tam bu şekilde katlayacağım. Tekrar katladığım yere hazırladım. Ispanaklı hariç uç kısmı doğru bolca döküyorum. O piştiğinde zaten küçülecek. Şöyle bol bol döktüm. Şöyle katlayıp hafif sıkarak sarıyorum. Uç kısmı da tekrar şöyle bir kere katlayıp şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Gördüğünüz gibi tam tepsinin büyüklüğünde. Siz de tepsinize göre böyle ayarlayabilirsiniz. Şöyle yufkayı, masamın üzerine seriyorum. Şöyle sostan bolca. Sostan şöyle çok az ayırın arkadaşlar. Üzeri için. İçerisine bir adet de yumurta kırıp üzerine süreceğiz. Kenar kısmını alıp şöyle kapatıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. Uç kısmı da üzerine getiriyorum. Harçtan uç kısmına su döküyorum şöyle. Bol koyup içinde küçülecek. Şöyle sarıyorum. Bölümüm bu şekilde hazır. Kalan şöyle azıcık sosun içine bir adet yumurta sarısını ilave edip şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar da çok olmadan sıvıyorum. Tamamdır. Şimdi üzerine süreceğim. Şöyle üzerine bol bol sürün. Şöyle aralara da sürün arkadaşlar. Tek tek kızarsın kenarları da. Ve bağlı olarak ben şöyle üzerine bolca şöyle susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Böreği fırından çıkardım. Çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Bakar mısınız? Çıtır çıtır harika bir börek. Ne kadar da güzel kabarmış. Hemen şöyle bir tanesini sizler için dilimleyeceğim. Şöyle tahtanın üzerine alayım. Güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harika olur. Bu şekilde dilimlere ayırabilirsiniz. Harika bir börek. Sanki böyle bu kadar katlı değil gibi değil mi arkadaşlar? İçi böyle. Artık videomu burada bitireyim. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açarak videolarımdan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.